Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda da aynı enlem ve aynı boylam üzerindeki noktaların ortak özellikleri soru kalıbından bahsedeceğim. ÖSYM bunu çok kere sordu. Soru bankalarında kesinlikle görürsünüz. Aynı enlem üzerindeki noktaların ortak özellikleri hangisidir, hangisi değildir? Aynı boylam üzerindeki noktanın ortak özelliği hangisidir, değildir? Bunu bahsedeceğim. Ardından da biraz soru çözeceğim. Pratik sağlamaya çalışacağım. Öncelikle biz enlemle boylamı bir oturtalım arkadaşlar. Bakın boylam dediğim boy yukarıdan aşağı ölçtüğüm boylamdır. Bakın aynı boylam üzerindeki noktalar. Boylam. Bu boy. Boylam. Enlem ise budur. Enini ölçüyorsun böylece. Bunun adı da enlem. Şimdi enlem çok işe yarar. Enlem ekvatordan kutba gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısını, sıcaklığı, iklimi her şeyi değiştirir. Aslında her işi yapan enlem. Boylam ise hiçbir halta yaramıyor. Siz boylama büyük anlamlar kuruyorsunuz. Ama boylamın çok bir fonksiyonu yok. Zamanla ilgili işlere yarıyor. Şimdi ben elleme bakayım. Aynı enlem üzerindeki noktaların ortak özellikleri. İki nokta aynı enlemde ise güneşlerin ışınlarının gelişmesi aynıdır. Gölge boyu, çizgisel hızları, işte yer çekimleri, gece gündüz süreleri, alacak karanlık dediğim tam grup süresi, denizlerin tuzuluğu, ekvatora olan uzaklıkları, güneşin tutulma oranları gibi özellikler aynı. Yalnız burada sıcaklık aynı olmaz diyorum. Çünkü sıcaklık için özel konum da önemli. Yükselti, denizellik, karasallık gibi konumları bilmem lazım. Ama ben sizin bunların hepsini ezberlemenizi istemiyorum arkadaşlar. Aynı enlem üzerindeki noktanın ortak özelliği derken aklına şunu getir. Ekvatordan kutba doğru gidildikçe değişen özellikler aynı enlem üzerinde de aynıdır. Tek tek ezberlemeyelim. Tekrar ediyorum. Ekvatordan Kutba gidildikçe değişen özellikler. Ekvatordan kutba gidildikçe değişen özellikler. Aynı enlem üzerinde de aynı. Aynı enlemde aynı. Tek tek bunları ezberlemeyle kesinlikle uğraşmıyoruz. Birazdan sorularda da tekrardan değineceğim. Geldim boylama. Boylam bir işe yaramıyor arkadaşlar. Yerel saat aynı boylam üzerindeki noktalarda yerel saat aynıdır. Bakın saati bir daha kullandım. Saat dilimi aynıdır. Bir de öğle vakti aynıdır. Öğle vaktini de iki şekilde ifade eder sana. Öğle vakti demez. Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an veya gün içinde güneşin en tepede olduğu an. Güneşin en tepede olduğu an. Gün içindeydi buraya yazayım gün içinde. Tekrar ediyorum o zaman. Aynı boylam üzerindeki noktaların ortak özellikleri yerel saatleri aynıdır, saat dilimleri aynıdır, öğle vakti aynıdır. Öğle vakti demez. Güneş'in gün içinde en tepede olduğu an der. Güneşin pardon gün içinde gölgenin en kısa olduğu an der. Bunların ikisi öğle vakti anlamına gelir. Bakın boylam sadece bu üç işe yarıyor. Saat, yerel saat, saat dilimi, öğle vakti. Bunlar dışında boylam hiçbir halta yaramaz. Unutmayın bunu. Hiçbir halta yaramaz. Esas işi yapan kim? Esas işi yapan enlem. Siz güneşin geliş açısı çizikseniz hepsini boylama atfediyorsunuz. Hayır boylamda bir numara yok. Zamanla ilgili şeyler. Bu arada bir başka özellik var. Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş aynı anda doğar aynı anda batar mevzusu var. Siz bunu da yıl boyu zannediyorsunuz. Hayır gece gündüz eşit olduğu için Sadece 21 Mart'ta 23 Eylül dediğim iki noktada güneş aynı anda doğar batar. Diğer tarihlerde aynı anda doğup batma gerçekleşmiyor. Şimdi sorularımla devam edelim. Bakın soru diyor ki aynı enlem üzerinde bulunan düzce ve rize. Bakın düzce rize aynı enlemdeymiş. Hangi özellikler ortaktır? Ekvatordan kutba değişenler. Gölge boyu ekvatordan kutba değişir aynıdır. Güneşin açısı ekvatordan kutba değişir aynıdır. Çizgisel hız ekvatordan kutba değişir aynıdır. Gece gündüz süre farkı Ekvator'dan kutba değişir, aynıdır. Ama güneşin gün içinde en tepede olduğu an ne demek? Öğle vakti demek. Öğle vakti saat saat dilimi bunları belirleyen neydi? Bunları belirleyen boylamdı. Soru gayet basit çözüldü. Bir de buraya gelelim. Hangisi aynı boylam üzerindeki? Bakın aynı boylam iki tane şehir, X şehri, Y şehri yıl boyu aynı olan özelliklerinden biridir. Boylam ne işe yarıyordu? Boylama bağlı olarak yerel saat aynı olurdu. Saat dilimi aynı olurdu. Bir de öğle vakti aynı oluyordu. Öğle vaktinde farklı şekillerde ifade ediyordu. Bunlar dışında boylam bir halta yaramıyordu. Gün içinde gölgenin kısa olduğu an bu ne demek? Öğle vakti demek. Aynı boylam üzerinde ortak bir özelliktir. Hangisi değildir demiş bu arada. Güneşin doğuş batış saati. Arkadaşlar güneşin doğuş ve batış saati sadece 21 Mart ve 23 Eylül'de aynıdır. Yıl boyu aynı değildir. Cevap B olmalı. C'ye baktım. Güneşin en tepede olduğu an bu da öyle vakti demek. Yerel saatler zaten aynıdır. Saat dilimleri de gene aynıdır. Cevabımız B öncülü olmalı. Konuyu kavrarsanız çok rahatlıkla sorular çözülür. Bakın aynı boyla pardon aynı enlem üzerinde iki nokta vermiş Bunların ortak özelliğini sormuş. Benim aklıma direkt ne geliyor? Diyorum ki Ekvatordan kutba gidildikçe değişen özellikler nelerse onlar aynıdır. Alacakaranlık karanlık süresi yani tam ve grup süresi aynı enlem üzerinde aynıdır. Sıcaklık olmaz. Öyle vakti neyle ilgiliydi? Öyle vakti boylamla ilgili. Gölge boyu ile ilgili? Bu da enlemle ilgili. Ekvatordan kutba değişir. Bu da arkadaşlar aynı enlem üzerinde noktanın ortak özelliği. Cevabım 1 ve 4. Sıcaklık içinde aynı enlemde güneş ışınlarını aynı açıyla alır ama Sıcaklıklar aynı diyemiyorum. Çünkü burada özel konum devrede. Bakın burası deniz kenarında denizel. Burası içeride karasal. Burası yükseltisi var. Bu nedenle aynı enlem üzerinde aynı diyemiyorum. Cevabım 1 ve 4 oldu. Son bir sorum var. Bitiriyorum. Aynı boylam üzerinde bulunan İstanbul ve Denizli. Bakın burası İstanbul. Burası Denizli. Aynı boylamda neler ortak olur? Neler vardı aynı boylamda? Yerel saat aynıydı. Saat dilimi aynıydı. Öğle vakti aynıydı. Öğle vaktinde farklı şekilde ifade ediyordu. Geliyorum güneşin gün içinde en tepede olduğu an ne demek? Öğle vakti demek. Öğle vakitleri aynıdır. Ekvator olan uzaklık enlemle ilgili. Denizlerin tuzluluğu, güneşin tutulma oranı bunların üçü bir yerin enlemiyle ilgili. Yükselti de zaten özel konum. Cevabım A öncülü oldu. O zaman burada bitiriyorum. Herkese kolay gelsin. Umarım bu soru kalıplarını rahatlıkla çözebilirsiniz. Hocam enler YouTube sayfamızı takip etmeyi, Instagram sayfalarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen.